Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Çok önemli, çok ciddi, çok çalkantılı bir gün geçirdik. Bildiğiniz üzere Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Borsa tavan tavan gitti. BIST 100 endeksi nereden baksanız belki aylardır beklediğimiz performansı tek bir günde gösterdi arkadaşlar. Hani takip ettiğimiz hisseleri sizlerle paylaşmıştık. Özellikle halka arz hisselerinde ne yazık ki halen bir toparlanma görünmüyor ama beklentimiz gelecek haftada arkadaşlar. Görüyorsunuz BIST 100 endeksi %7,87 artışla 4848 puana geldi arkadaşlar. 5000'i sanki yarın son gün Cuma günü haftanın son günü ve seçimden önceki son işlem günde zorlayacak gibi duruyor. Europower'da açtık yine videomuzu biliyorsunuz ama şimdi bahsedeceğimiz hisse aslında yeni halka arzlardan bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz BİEN Yapı ve Kayseri Şeker halka arzına başvurular başladı. Bu halka arzlar gelecek hafta işlem görmeye başlayacak %90. Tabii ki bunun da açıklamasını SPK hafta sonu yapacaktır diye düşünüyoruz. Arkadaşlar ilk önce BİEN Yapı'dan bahsedelim. BİEN Yapı'ya ne kadar parayla başvurmamız gerekiyor? Daha önce aslında yorumlarda birçok kişi bize bunu soruyor arkadaşlar. Ne kadar başvuru, ne kadar para, ne kadar ücretle başvuru yaparsak aslında istediğimiz kadar lot gelir. Bunu da Halka Arz Bilgileri profili Twitter'da çok güzel bir tablo hazırlamış arkadaşlar. Biz bunları takip ediyoruz. Umarız kendileri de isim vererek paylaştığımız için bir sıkıntı olmaz. Hatta şurada logosunu da tamamen gösterelim. Arkadaşlar bir en yapı için halka arz ne kadar yatırılması gerektiği hakkında tablo yayınlamışlar. Yani Twitter'da yeni halka arzları bu şekilde takip edebilirsiniz. Biz bu şekilde takip ediyoruz. 11-12 Mayıs bugün başladı BİEN Yapı'ya başvurular. Yarın son gün arkadaşlar. 2 gün. Lot sayısı 39.779.000 bireysel yatırımcıya ayrılan pay olarak bireysele eşit dağıtım olacak. İşlem kodu BİEN-Y, BİEN Yapı. Katılım endeksine uygun. Arz fiyatı 42 lira 80 kuruş arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki yahu Green Türk Tarım biraz daha ucuzdu. CV Enerji 108 liraydı. Bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkadaşlar bu fiyatı aslında o hani diyorlar ya konsorsiyum lideri şu banka, şu finansal kuruluş. Onlar bazı çarpanlarla hani bilançolarıyla, karlarıyla, yatırdıkları sermayeyle bu fiyat belirleniyor. Aslında 16 lira oldu mu ucuz olmuyor. Ya da 42 lira oldu mu ya da 108 lira oldu mu pahalı olmuyor. O onun hakkı. Zaten açıklanan halka arz duyurusunda işte %20 iskonto uygulanmıştır, %30 uygulanmıştır deniyor ya. Aslında o iskontolar 42 liranın daha yüksek olduğunu gösteriyor. Neyse 1 milyon kişi katılırsa eğer BİEN Yapı'nın halka arzına 39-40 lot arası bir düşüş olacak. 1700 TL'lik bir miktarda başvuru yaparsanız 39-40 lot alabilirsiniz. 1 milyon kişi başvurursa. Bunu karşılaştıralım arkadaşlar. Rekoru CV Enerji kırmıştı. 2 milyon 200 bin küsürdü başvuru sayısı. Arkadaşlar bu da şunu gösteriyor. Yani bizce 2 milyon kişi kadar bir başvuru olacak diye tahmin ediyoruz. Tabii bu 1,5 milyon da olabilir, 2,5 milyon da olabilir. Belki gerçekten de seçim arifesinde olduğumuzdan dolayı yarın son gün olduğu için hani küçük yatırımcı özellikle yahu ben başvurmayacağım. Seçimden sonra bir seçim sonuçları belli olsun, kimin kazandığı belli olsun. Ondan sonra yeni halka arzlara başvuru yaparım diye düşünebilir. Yani biz öyle düşünmüyoruz. Biz yarın hem Kayseri Şeker'e hem de BİEN Yapı'ya başvuru yapmak istiyoruz arkadaşlar. 1 milyon 250 bin kişi başvuru yaparsa 31-32 lot 1362 lira. 1,5 milyon kişi başvurusu yaparsa 26-27 lot 1 milyon 135 bin 1135 lira başvuru yapabilirsiniz. Neyse buraları atlıyorum. En fazla başvuru olursa yani rekor kırarsa CV Enerji ile geçerse şurada gördüğünüz gibi 2,5 milyon kişi başvurduğunu varsayarsak 15-16 lot düşecek. O da 680 TL'ye denk gelecek arkadaşlar. Halka Arz Bilgileri profil kanalında demiş ki sayfa olarak yani biz Halka Arz olarak 1,5 milyon kişinin katılımını baz alarak Halka Arz'a talepte bulunacağız demiş.
Ek lotlar hesaplamaya dahil edilmemiştir diyor arkadaşlar. Gelelim kendi tablomuza. Gelelim örneğin Big Chef'in bugünkü grafiğine. İkinci günde tavan bozduğunu belirtmiştik. İkinci günden bugün tabana düştü. Öğle saatlerinde şöyle eksi 2 3'leri gördük. Yani aslında bir kıpırdanma vardı. Tekrar tavana gitme durumu vardı. Nedense Big Chef'te hani o 300-350 liralık lotlar satıldı arkadaşlar. Küçük yatırımcı da artık kendi kendine dedi ki yahu buradan yapacağım 40 lira 50 lira karı ne yapayım? Bunun riskine değmez. Orada kağıdın görünmesine değmez. En iyisi satayım. Orada profilimde görünmesin diye düşündü herhalde diye düşünüyoruz arkadaşlar biz de. Umarız gelecek hafta Kayseri Şeker Biyen Yapı'nın halka arz dağıtımlarından sonra işlem günleri başladığında özellikle küçük yatırımcı hemen patır patır satmaz. Artık eskisi gibi halka arzlarda şöyle 6-7 tavan görmek istiyoruz arkadaşlar. En son bunu Europower'da görmüştük. 7. tavanda bozmuş. 64 liraya bizim dediğimiz noktalara sarkmış. Şu an 67 liralara geldi arkadaşlar. CV Enerji'de de ne yazık ki 3. günde tavanı bozduk. Şu an arz fiyatına çok yakınız. Yani bunu tekrar anlatırız size ama yani şirket ne söz vermişti, taahhüt vermişti? Arz fiyatına kadar gelirse biz alım yaparak bunu destekleyeceğiz demişti. Belki de bugün alım yaptılar. Yani bunun aslında açıklamasını kap bilgisi olarak atmaları gerekiyor. Belki de seçimden sonrayı bekliyorlar. Seçimden sonra örnek veriyorum 100 lira oldu. Salı günü mesela CV Enerji. Diyecekler ki şirket sahipleri, patronları yahu biz 108 liraya arz ettik. Bu geldi 100 liraya. En iyisi alım yapalım. Milyonlarca liralık alım yapacaklar. Belki de CV Enerji birdenbire 130 liralara, 140 liralara gidecek. Bunu kimse bilemiyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz Kayseri Şeker ve CV Biyen Yapı'nın halka arz başvurularına yarın başvuracağız. Bu tablonun da hakkında da bahsedeceğiz. Biyen Yapı'nın halka arzına biz 1250 TL'lik bir başvuru yapmayı düşünüyoruz. Yani ben de hani halka arz bilgileri profili 1,5 milyon kişinin başvuracağını düşünüp 1135 liralık başvuru yapacakmış ya. Biz de şu 1 milyon 250 bin kişinin başvuru yapacağını düşünüp 1362 liralık ya da 1250 liralık ya da yarınki durumumuza göre hesabımızdaki paraya göre 1500 liralık bir başvuru yapabiliriz arkadaşlar. Yani zaten bir gün sonra ya da iki gün sonra hesabınıza iade ediliyor. Ne kadarlık başvuru yapıyorsanız örneğin 2000 lira paranız var. 2000 liralık başvuru yapıyorsunuz. 1 milyon 750 bin kişi katıldı. 972 bin, 972 liralık dağıtım oldu. Size kalan işte 1030 liranız iade ediliyor. Yani bunda bir paranın yandığı falan yok. O yüzden eğer hesabınızda para varsa 2000 liralık da başvuru yapabilirsiniz. Biyen Yapı halka arzına biz 1500 liralık 1250 liralık ya da paramız olursa yarın 2000 liralık bir başvuru yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Tekrar sizlerle de paylaşırız. Umarız dağıtımlar gecikmez. Umarız konsorsiyum lideri hemen dağıtımları yapar ki iade olan parayla biz de görmüş oluruz ne kadar lot alabileceğimizi, ne kadar iade alacağımızı, ne zaman iade alacağımızı ve buradan tekrar edelim arkadaşlar. Umarız şu seçim pazar günü ikinci partiye kalmadan, ikinci tura kalmadan bir an önce biter arkadaşlar. Kim kazanıyorsa kazansın da artık şu ekonomimizi bir düzeltsinler. Başka da bir beklentimiz yok. İnşallah güzel günler göreceğiz tekrar arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz.